İki kızı var Sabit ha. Büyük olan Leyla'dan. Bu. Hı. Ufak olan ikinciden, Firuze'den yani. Aynen. Büyüğü 17, ufağı 5 yaşında. Bu sizle yaşadığı hukukattan sonra Cezayir iki evdeki koramaları da arttırdı. Muhtemelen kimsenin dışarıya çıkmasına da izin vermeyecektir. Vay be. Bu mudur yani? Koskoca Cezayir Türk'ün planı bütün aileyi eve hapsedip dışarı çıkmalarına izin vermemek. Öyle mi? Tabii. 17 yıldır sadece benim işlerime taş koymakla uğraşıyordu demek. Yoksa bu kadar paslanmaz bir insan beyni. Evleri izlemeye devam etmeyelim yani baba. Ya. Ne diyeceğiz? Ne yapacağız peki dışarıdan? Ne dışarısı Sait? Ne olacaksa içeride olacak. Efendim. Ha? Dokunma çocuğuma. Düşüyordu efendim ve ben sadece tuttum. Ben ilk defa görüyorum sizi. Üstelik bu çocuk daha 5 yaşında. Zaten etrafta dolanmanız yeteri kadar bu çocuk için zor. Bir daha dokunma çocuğuma. Efendim, özür dilerim ama dediğim gibi sadece düşüyordu ve tutmak için. Bırak düşsün. Uzaklaşır mısın buradan? Lütfen. Peki. Tamam, sakin ol. Çocuk düşüyordu, tuttu. Ben gördüm. Bir şey yok. Necip Bey, çocuk düşüyordu ve ben sadece onu tuttum. Başka bir şey yaptığım yok. Bak hala konuşuyor orada. Tamam, anlıyorum seni. Ama herkesin sinirleri bozuk. Sen geç şu tarafa. Peki efendim. Firuze sakin ol, tamam. Tamam. Ben bize bir çay yapayım mı? Papatya çayı falan. Olur Melike. Hadi sen yap canım. Firuze haklı sinirlenmekte. Siz bu adamları iyice araştırdınız mı? Bir kısmı Asım Kaptan, bir kısmı da EK1 dayının adamlarıymış. Yani aslında çok da yabancı değiller. Hepsinin kimliklerini toplayın, bana getirin. Ben karar veririm kim yabancı, kim değil. Tamam, hadi böyle. Tamam dayı. Vay, 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 vay. Benim pasam gelmiş. İstanbul'un aslanı gelmiş. Hoş geldin. Sen de hoş geldin kurban. Hoş bulmuş oğlum, hoş bulduk. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz çocuklar. Buyurun. Buyurun, buyurun. İçeri buyurun. Azamet. Gel baba. Biraz soluklanın oğlum. Thank you.
Ne söyleyeyim size? Çay içer misiniz? Mişon, belki karnımız aç. İnsan lafa yemek söyleyeyim mi diye falan girer. Kahve söyleyeyim. Şekersiz. Ulan hala aynı pintilik, hiç değişmemişsin. Sen pintilik dedin ama vallahi işler çok kötüdür. Aylardır tık yok. Esnafın iyisi ağlak olur derler ya. Ulan dakika bir başladın ağlamaya. Onca yıldır at koşturuyorsun ortalıkta. Onca senedir benim başıma neler geldiğini bir bilsen... vallahi acırsın bana Cezayir. Ne geldi? Neler neler. Mesela. Sen ne yapacaksın benimle çektiğim için? Ben kendi derdimle sizin kafanızı şişir miyim? Sen ne yaptın? Nerelerdeydin? Ne yaptın bunca senedir? Mişon, benim ben. Cezayir Türk. Aynı kafesten kaçtık. Ben gelir gelmez benim neler yaptığımı, nerede olduğumu anında öğrendin. E ben de onca yıldır karıştırdığın haltları zaten biliyorum. İstersen bence bırakalım bu lafları. Hı? Sen nereden biliyorsun bunca senedir benim ne yaptığımı? Evet, hem geldim. Bir yerlere sana para göndermeni söyledi. Hiçbirini yapmadın, salladın. Durumum yoktu Cezayir. Vallahi çok sıkışıktı. Durumu yoktu. Lafı fazla uzatmayalım. %17 her sene için bir birim. Ulan giderken 20'ydi. Öyle miydi? 25. 20. 30. 25 son. 35. Tamam, 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 tamam. Vallahi bağıracağım ha soygun var diye. Nerede görülmüş %35? O kadar yıldır ödemediklerini sen de bırakacağımı mı sandın Mişon? Reis, bak benle burada ölümüne pazarlık ediyorsun ama... ben de bunca senenin hattına bir soru soracağım. E nasıl olsa %'de de anlaştık. Hepimiz biliriz ki bu topladığının bir kuruşu bile ne senin ne ailenin boğazından geçer. Sen bunca parayı ne yapacaksın haberim canim reis? Onca parayı. Ulan sizden aldığımın üstüne bir o kadar da ben koyuyorum. Yine de fakir fukaraya yetmiyor. Önemli olan para değil, anlamadın mı daha bunu? Biz parayla işimizi bitirdik. Önemli olan sistem. Her sistem kendi adaletini yaratır. Şimdi de benim sistemim var. O da bu. O zaman bu topladığın sevabın bir parçası da bize düşer. Yani en azından böyle avunalım. Hiç avunma Mişon. Sevap gönülden yapılana yazılır. E ben sizden zorla alıyorum ya. Desene bundan da zarar ettik. Mişon, söyle seninkilere, reis döndüğü tahtına tekrar oturdu. Herkes akıllı olsun, kimsenin de canı yanmasın. Anlaştık mı reis? Anlaştık, anlaştık. Ne? Cezayir, çok kolay olmadı mı? Acele etme. Köşeyi derine kadar bekle. Kurban başlıyoruz. Azamet sen babanla, Ömer Asaf sen benimle. Baba?
Ne yaptın? Çarşaf gibi serdin adamı yere ha. Hiç paslanmamışsın. Kalmış bir şeyler. Allah'a emanet ol baba. Koş koş. Ömer Asaf, sen aşağı sağlamalı. Tamam reis. Adama çattın. Benim reisim yüzde King. Elli. Elli iyidir. İyidir. Neredesin? Ya arıyorum açmıyorsun. Cezayir geldi şimdi dükkana. Canımı alıyordu. Bütün kazancın yarısını istiyor. Öyle bağırmakla olmuyor bu iş. Evet. Bir şey yapmamız lazım. Yoksa onca yılın acısını bizden çıkaracak bu herif. Mutlaka.
Çok rahatsın Orhan Bey. Cezayir Türk gibi bir düşmanı olan birisine göre fazla rahatsın. Karın, çocuğun dışarıda. Cezayir bunlar gibi kalleş değil. Aileme dokunmaz. Sabit'le anlaştığımız sanıyordum. Üçümüz beraberiz diye düşünüyordum. İyi bir insan olabilirsin Habib diye cümleye başlamayı çok isterdim Habibciğim ama maalesef iyi bir insan değilsin. O yüzden şöyle devam edeceğim. Hem kötü bir insansın hem de süzme salaksın. Sabit'e gerçekten güveniyor olamazsın değil mi? Neden güvenmeyeyim? Sabit dursun. Bize bir zararı olmadığı sürece sabit dursun. Neyse. Ama ona güvenemeyeceğini bil. Onun tek derdi oğlunun intikamını almak. Cezayir'in sevdiği birini öldürdüğü an geçmiş bitmiş olacak onun Cezayir düşmanlığı. Sen şimdi herkesi unut. Benimle misin? Değil misin? Onu söyle bana. Teşekkür ederiz canım. Afiyet olsun Ayım Hanım. Siz ne demek istiyorsunuz? Açık konuşun bana. Biz Zeliha ile birbirimizden ayrı aynı şeyi düşündük. Senin bu ilişkide bir B planın olması lazım. Ne gibi anneciğim? Buradan, bu ortamdan kurtulmak gibi. Kızını kurtarmak gibi. Temursuz bir hayat gibi. Demek kaçıp kurtulmak. Öyle mi? Kendimi ve kızımı alıp bu ortamdan uzaklaştırmak. Öyle mi? Ve bunu sen söylüyorsun. 28 yıl önce bir savaşın ortasından kızını kaçırdığı için sen 28 yıldır kin duydun benim anneme. Üstelik bu hikayede babam ölmüştü. Şimdi sen annemle bir olmuş, bir evladı babasından uzaklaştırmayı öğütlüyorsun, öyle mi? Şimdi siz beni bir dinleyin. Çok duydunuz biliyorum ama ben bu adamı çok seviyorum. Hem de bir saniye bile düşünmeden canımı verebilecek kadar seviyorum. Ve biliyorum o da bunun aynısını yapar. Yapmasa bile hiç önemli değil. Ben onu yine de çok seviyorum. Çünkü aşk böyle bir şey. Eğer o da yaparsa o zaman yaparım diye bir mekanizması yok. Ben üzülmüyor muyum? Benim canım yanmıyor mu zannediyorsunuz siz? Ben soru sormadan bunların hepsini kabullendiğimi mi zannediyorsunuz? Yok öyle değil. Temur'u o kadar çok seviyorum. Ona o kadar çok aşığım ki kendi içimde yaşadığım bu kavgalara rağmen gidemiyorum. Kişiliğimden taviz verme pahasına gidemiyorum. Çünkü inanıyorum. Ya inanıyorum ki Temur'la biz bu durumu önünde sonunda düzelteceğiz. Mücadele etmeden savaş kazanamıyorsun. Ve ben savaşmaya çoktan karar verdim. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. Siz ikiniz bu savaşta ister benim yanımda olursunuz, İsterseniz de dilediğiniz yere gidersiniz. Tatlım, hadi say bakalım kim bunlar? Annem, babam, ben, anneannem, sen. Sen beni de mi kattın aileye? Evet.
tansiyonunuzu ölçme vakti. Sen neden eskisi kadar çok gülmüyorsun? Bazen de ağlıyorsun. Ah benim prensesim. Yok. Yok ben ağlamıyorum. Sana mı öyle geldi acaba? Hatta çokça gülüyorum. Sana hiç denk gelmedi. Gel biz seninle bir anne kız dertleşelim mi Mercan? Ha? Tamam. Gel bakayım yanıma. Gel bir tanem. Bazen her şeyi planlayıp güzel devam etmesi için elimizden geleni yaparız ama hayat bize başka sürprizler getirir, bize başka yolculuklar yaptırır. Mesela Luna Park'a gidecekken ateşlenip o gün evde kalmak zorunda olduğun gün gibi. Bazen bu yolculuklar çok zor. Bazen de çok sıkıcı olabilir. Ve hatta bu yolculuğu yapmak istemiyorum diyebilirsin. Ama işte aslında bu yolculukları yaparak büyürüz prensesim. Hani sen bir an önce büyümek istiyorsun ya. Büyümek çok güzel bir şey. Ama büyümek cesaret, büyümek güç, büyümek sorumluluk gerektirir. Annemin üzüldüğünü gördüğümde bir an önce büyüyüp onunla arkadaş olmayı, ona yardım etmeyi isterdim. Ama senin öyle bir an önce büyümene falan gerek yok prensesim. Çünkü ben her zaman senin aynı yaştaki arkadaşın olarak kalacağım. Dürüst, hiçbir şey gizlemeyen, hiçbir şeyini saklamayan. Her zaman yanında olacak arkadaşın. Ve beraber büyüyeceğiz benim güzel kızım. Ne? Bu dediklerini unutmayacağım anne. Tamam anneciğim. Şimdi odamda Melike ablamla oyun oynayabilir miyim? Tabii ki oynayabilirsin anneciğim. Yaşasın. Beni dinlediğinizi biliyorum. Şimdi bu konuşmanın içindeki gerçeğini dinlemek ister misiniz? Sevgili büyüklerim. Aslında bu aralar bayağı bir üzgünüm. Ve evet hiç gülmüyorum. Mercan'ım. Biliyor musun? Ben senin yaşındayken annem bana bir mutluluk oyunu oynatırdı. Hiç inanmadım. Ama annem üzülmesin diye hep inanmış gibi yaptım. Çünkü annem aslında babamı hiç sevmediğini ve babamın onu hiç mutlu edemediğini bana belli etmemek için beni hep saçma ve sahte bir mutluluk oyunuyla büyüttü. Onu hep yalnızken ağlarken görürdüm. Ve bilirdim ki biz hep bir aile olarak kalalım diye bu oyunu oynamaya karar vermişti. Bir gün bütün cesaretimi toplayıp babamı niye sevmiyorsun anne diye sordum. Çok şaşırdı.
ve yine ağlamasını görmeyeyim diye gözyaşlarını silerek... Büyünce hatırlar mısın bilmem ama kızım. Başkasına aşıkken sakın başka biriyle evlenme dedi. Bize gelince benim güzel prensesim. Bilmem bu anı hatırlar mısın ama... ben sana böyle bir oyun oynatmayacağım. Çünkü ben senin babana çok aşık olup evlendim. Ve bazen eğer beni ağlarken görürsen... bu babanı, seni, bizi çok sevdiğimiz içindir. Sana söz veriyorum. Anne bundan sonra hep gülecek. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıldı toplantı baba? Kimse fikrinden caymadı değil mi Cezayir hususunda? Henüz değil. Ama ben sonsuz sadakate güvenmem. Güvenemem. Çünkü sonsuz sadakat diye bir şey yoktur. Herkes... herkesin arkasından vurabilir. Oyun edebilir. Dostluğun süresi menfaat bitene kadardır. Şimdilik herkes benden yana. Çünkü Cezayir kimseyi rahat bırakmayacak. Bunu biliyorlar. Onunla uğraşacak tek gücün de bende olduğunun farkındalar. O yüzden... bu aralar arkamda gibiler ama yarın, yarın ne olur bilinmez. Ne yapabilir ki Cezayir o masadakilere? Cezayir akıllı adam. Kendi gelmeden önce namını yolluyor. Karşısındakinde bu adam her şeyi yapabilir duygusu oluşturuyor. Bir kere de bunu düşünmeye başladın mı? Düşmanın gözünde büyüdükçe büyüyor. Cezayir şu aile işlerinden kafasını kaldırabilirse... herkesin üstüne çökmeye başlayacaktır. 17 yıl önce kurduğu düzende herkesten bir pay alırdı. Ama 17 yıldır kimse kimseye bir şey ödemiyor. Yeniden bu düzeni kurmaya çalışacaktır illaki. Mazot, kumar, silah, altın, pırlanta, kimyevi madde. Bütün bu işlerin üstüne çökecektir. Hem bu defa da eskisi gibi düşük yüzdeler istemeyecektir üstelik. Bunu engellemek için de bize ihtiyaçları var. Bize herkesin ihtiyacı var evlat. Bir şekilde kral olursun. Ama kral olarak kalabilmek için iki şeye ihtiyacın vardır. Birincisi para, ikincisi de bilgiye ve zekaya dayanan kararlar.
Ve ikincisi birincisinden daha önemlidir tabii. Bunların ikisi de en fazla bende mevcut. Şimdi bu akşam bütün babalar toplanmış. Sabit'in mücadelesinde onun yanında olduğunu söylemişler. Beklediğimiz sonuç. Yani şimdi durumdan rahatsızlar. Neticede bizim bir araya gelmiş olmamızdan da bayağı çekiniyorlar. Senin dönüşünle artık işlerin eskisi gibi yürümeyeceğini biliyorlar. Herkes artık payını ödemek zorunda kalacak. Bunlar daha iyi zamanları. Şeytan azap da gerek. Mişon zaten dört bir yana haber salmıştır. Ziyaretlerin başlayacağını. Şimdi herkes sırasını bekliyor olacak. Baba, bu Mişon neci? Oğlum bu Mişon piyasadaki bütün altın ve pırlanta kaçakçılığını elinde tutan kişi. Ayrıca kara para aklamada da kompedandır. Kayıt dışı ekonomi dedikleri şey yani. Hayır, hayır. Kara para başka bir şeydir. Kayıt dışı ekonomi bambaşka bir şeydir. Kayıt dışı faaliyette amaç vergi ödememek için kayıt dışında kalmak demektir. Kağıt üzerinde zaten. Kara parada ise illegal yoldan gelen parayı vergilendirerek kayıt altına almaya çalışmaktır. Hiç anlamam bu işleri. Para nasıl aklanır ki? Çok basit. Gayrimeşru yoldan elde ettiğin kazancı meşru göstererek paranın kaynağını gizlersin. Bu. Orhan işini ne yapacağız? Cezayir. Bir türlü harekete geçmiyoruz. Orhan'la ilgili haberlerin hepsi Asım Kaptan'da. Orhan başka sulara yelken açmış. Sabit'e pek güvenmiyor anladığım kadarıyla. Bu arada Amerikalılar hala Orhan'a destek veriyor. Güvenli bir yerde tutuyorlar onu. Güzel. Bırakalım daha iyi hissetsin kendini. Daha güvende hissetsin. Ona dokunmayacağımızı düşündüğü anda bineriz tepesine. Palazlandığını ve kuvvetli olduğunu düşündüğü anda. Daha vakti var diyorsun yani. Var, var. Cezayir. Beni daha çok endişelendiren başka bir şey. Neymiş? Sabit. Harekete geçmemesi beni bayağı bir işkillendiriyor. Sabit şimdi kendisini kedi, bizi de fare olarak görüyor. Bekliyor ki deliğimizden kafamızı çıkaralım. Çok bekler. Neresi var iki cihan? Ben bu cihana sığmasam. Neresi var iki cihan? Ben bu cihana sığmasam.